Türkiye'yi şaşkına çeviren olay, Hayriye Uysal isimli kadın Esra Aror'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesiyle başlamıştı. Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi. Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi. Esra Aror hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de eşi Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı. Hem eşi Mevla Kaya hem de sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya'nın konuşmaları tepki çekmişti. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu, Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini ifade etmişti. Program sırasında yaşanan tartışmalar ve gerginlikler üzerine sinirlenen Esra Erol, Salih Kaya'yı sorumlu tutmuştu. Esra Erol, "Bundan da utanmıyorsun" diyerek ona sert çıkışmıştı. Salih aynı tutumunu devam edince Esra Erol, daha fazla dayanamamış ve parmağını kapıya doğru çevirip "Salih defol git, defol git" diye bağırmıştı. Bugün de benzer bir gerginlik Nilüfer ve Salih arasında yaşandı. Ekrana gelen son bölümde Nilüfer annesinin yanına gelip elini öptü. "Şimdi ben konuşacağım" diyerek söze başlayan Nilüfer, "Ben bir karar aldım abla. Salih ve Mevla boşansa da boşanmasa da kendi yoluma devam edeceğim. Ben 2-3 günden beri çok düşündüm. Sizin sayenizde bu gerçekleri gördüm" dedi. Cuma akşamından beri düşündüğünü belli eden Nilüfer'in kararı stüdyodakileri ve izleyicileri oldukça şaşırttı. Kararından geri dönmeyeceğini söyleyen Nilüfer, "Kendi ayağımın üstünde duracağım" kararını vermiş. Ek olarak Salih için de "Çocuklarına gitsin istiyorum, Mevla'ya değil çocuklarına gitsin" açıklamasında bulundu. Annesi Hayriye ile Nilüfer'e inanmadığını ve Salih ile plan yaptığını söyledi. Nilüfer'in açıklamasından sonra Salih stüdyoya geldi. Stüdyoya gelen Salih, boşanma kararı alan Mevla'dan özür diledi. Bunu duyan Nilüfer ise stüdyoyu terk etti. Salih, "Cuma günkü olay bir yanlış anlaşılma oldu" dedi. "Benim Nilüfer'in elini tutmak değildi niyetim. Ben sana teslim edecektim kızını. Çünkü ne eşim kaldı ne de dostum kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı. Salih, Mevla ile "iyi kötü 10 yılım geçti" sözlerinden sonra Nilüfer çılgına döndü. Bu sefer Salih'in üzerine yürüyen Nilüfer, "O zaman benimle neden oynadın? Niye hayatımı mahvettin?" dedi. Nilüfer'in annesi de Salih'e sert çıkıştı. Yaşanan gerginlik sonra Nilüfer'in annesi stüdyodan ayrıldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.